Evet. Otelde mi kalacağız? Parkta sabahlayalım. İster misin? Hayır tabii ki istemem. Çok yorgun sırtım, yatak görsün artık. Önemli bir şey mi oldu? Kim o? Önemsiz. Oğlum kızımdan uzak dursun Ziya. Bu kadar bu hikayenin sonu. Sen rahatça uyu. Sabah haberleşiriz. Tamam. Mehmet. Nereye gidiyorsun? Hem sabah ne kaldı ki şurada? Bir de tek mi kalacağım ben yani? Tamam o zaman. Manzara da güzelmiş. Evet, o da çok güzel. Otel de öyle. Artık burada çok turist var. Her mevsim tıklım tıklım doluyor. Evet, öyle oldu yani. Turist oldu. Ama ben de turist olsaydım İstanbul'a gelirdim mutlaka. Ben bugün biraz yoruldum ya. Üşüdüm de. Hadi gel, ben seni yatırayım. Hadi, hadi kıpırdayacak halin kalmaz. Güzelce uyu. Sen yatmayacak mısın? Ben de yatacağım. Rahatça uyuyor. Seni çok özleyeceğim uyurken. Ben de. Sabah görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Beni mi izliyorsun sen? Almışım öyle. Hadi kapat gözlerini. Önce sen kapat. Thank you.
Mehmet. Mehmet. Buradayım. Uyandın mı sen? Ya sen niye kalktın? Yanıma gelsene, uyuyalım. Bu doğru değil. Ne doğru olmayan? Başka bir odada kalmalıydım ben. Tamam. Yani gerilmene gerek yok. Sen niye bu kadar rahatsın? Rahatsın derken? Yani neden rahatsız olacağım ki? Daha önce böyle bir odada baş başa bir erkekle kaldın mı? Tabii ki kaldım. Yani 16. yüzyıldaki kadınlar gibi şaperonlarla gezmiyorum. Özel anlamda soruyorum. Yani baş başa derken. Anladım. Ben onu anladım ama anlamamazlıktan geliyorum. Neden? Soramaz mıyım? Soramazsın. Yani bunu hiçbir kadına sormamalısın. Bu hakaret gibi bir şey. Yani bu erkeklerin kadınların bedenlerini hükmetmek için uydurdukları ilkel bir araç. Ya ayrıca bu çağda iki medeni insanın bunu konuştuğuna ben inanamıyorum. Aslı saçmalama. Basit bir soru sordum, konuyu nerelere getiriyorsun? Basit mi? Senin bu basit dediğin soru var ya, bunun yüzünden kaç kadın canından oldu? Sen neyin parçası olduğunu farkında mısın ya? Ayrıca bunun cevabını da evlenene kadar alamayacaksın. Ha tabii, hala evlenmek istiyorsan. Aslı. Benim için tek önemli olan senin yanımda olman. Kusura bakma.